Abi güçlü kalamıyorum ya. Bilgisayar mavi ekran verdi. Böyle bir şey var mı ya? Yani ben geri dönsem de S4'e kimse S4 oynamamı istemiyor bu. Bilgisayar bile istemiyor ya. Yalnız abi Ankara acayip soğuk. Bir de bizim evin şöyle bir olayı var Ankara'da. Hani Ankara'nın soğukluğunu geçtim. Bizim ev giriş kat denir herhalde. Giriş kat ol ya, altımızda başka bir şey yok. Bodrum kat değil ama giriş kat. Hani dışarıyı görüyoruz ama altımızda kimse yok. O yüzden altta kalorifer yanma ve evin ısınma gibi bir ihtimal yok abi. Yani köpek gibi üşüyoruz. Bir de değişik bir şey var. Saat 4 ile 7 arası ev acayip soğuk oluyor. Yani böyle bir soğuk göremez. De dışarıya çıkıyorum yani evde üşüdüğüm için, öyle söyleyeyim. Yayın açmasam şimdi dışarıya çıkacaktım. Böyle ufak bir sıkıntısı var evin. Ama 7'den sonra da uyuyamıyorsun ya. Hani akşam uyuyamıyorsun. Gece falan acayip sıcak oluyor. Baya bir sıkıntı oluyor. İşte normalde aynen sabahları soğuk oluyor, öğlenleri sıcacık oluyor ama evin konumundan dolayı herhalde. Ben bir çorap giyeyim, acayip üşüdüm. Serverlar falan da değişmiş ya. Şimdi şu oyunun ayarlarını hemen düzelteyim. Siz de yayını insan gibi görün. Aa, hakikaten oda dolmuş ya. Ulan benim odama benim odama ben giremiyorum ya. Soteye mi yattınız abi odaya girmek için? Ne yaptınız? Vallahi Sincan merkezde, evet, Çukur'da orası. Ona rağmen soğuk. Aslında magmaya daha yakınsınız. Daha sıcak olması lazım ama Ankara tabi dinlemiyordur. Kardeş değil he. He kardeş. Musuz Apya bebesin. Bebe, la bebe. Ankara'da lazım olursa, hani olay falan olursa, mevzu falan olursa hemen bir alo çekiyorsun, böyle diyorsun. Mayra'ya da bir olay var, böyle böyle diyorsun. Hemen bir kamyon adam yiyarım yani oraya. Kamyon değil, gamyon. Çok pardon. Bir kamyon adam yiyarık oraya, rahat ol. Türkiye'min her yeri güzel denebilir yani. Sevmediğim bir memleket yok. Oyunun ilerlemiş olduğu süreç hakkında ne düşünüyorsun? Oyunun ilerlemiş olduğu süreç, ya ben bıraktığımdan beri çok bir fark göremedim. Ne yalan söyleyeyim. Tabi bilmiyorum, hani bir sürü bir şey gelmiştir. Ama hani shopta falan, aha varmış varmış. Bu ne ya? Abi bu çok güzelmiş. Bunu benim çıkarmam lazım da AP çekersem. Abi çok güzelmiş ya bu karpuz. Acayip hoşuma gitti ya. Tully's Black Capsule. Bu Tully de GM'lerden, S4 GM'lerinden. Ya yani Aeria Games'te çalışan GM Tully var. Onun adını koymuşlar. Güzelmiş baya. Ama şu şu karpuza bayıldım ya. Acayip güzel. Şimdi oyunun ilerlemiş olduğu süreçten bir de şu açıdan bahsedebiliriz. Gano'da yok. Yani bu durum sadece TR'de mi böyle, yoksa diğer sunucularda da hani İngiliz'de, Alman'da falan da böyle mi bilmiyorum ama TR'de Gano'da yok. Oyunun adı abi, ya oyunun türü FPS, First Person Shooting. Yani birinci kişi, yok TPS değil mi? Aynen TPS, TPS, S4 TPS ya. Üçüncü kişinin bakış açısıyla ateş ettiğim bir oyun. Third Person Shooting. Ama TR serverında tek Gano'da benim açtığım böyle bir sıkıntı var. Şurada görüyorsunuz zaten. Yani böyle ufak tefek sıkıntılar var. Ya bu galiba sadece TR sunucusunda böyle ama emin de değilim diğer sunuculara bakmadığım için. Ama bilmiyorum ya. Yani S4 kaç? 2009'da çıkmıştı değil mi? 2008'de mi çıkmıştı hatırlamıyorum ama. Açık betasından beri oynuyorum ben. Zaten S4'ün kapalı betası olmadı. Direkt açık beta ile başladı. Açık betasından beri oynuyorum, öyle söyleyeyim. Oyunun yönetiminde de yer aldım. Uzunca bir süre oyuncu olarak yer aldım. Zaten yönetiminde yer alsam da oynuyordum oyunu. Biraz zor ya S4'ü oynanabilir hale getirmek. Yani iyi güzel oynuyoruz, hoş da. Yani beni açıkçası, mesela benim gibi oyunu tüketmiş bir insansanız sizi oynamaya itecek bir yanı yok. Yani şurada yazardı. Gördüğünüz gibi hani hayatımın 45 gün 5 saat 50 dakikasını S4'e vermişim. Ki bundan önce benim başka hesaplarım da olduğu bir sürü, yani bu benim galiba belki de 10. hesabımdır yani. Çok eski hesaplarım da oldu benim.
Ki hani öyle 2-3 saat oynayıp da bırakmadım. Bayağı hani pro olan hesaplarım vardı. Pro olmaya yaklaşan 2-3 hesabım vardı. Bayağı değişik hesaplarım oldu. Ve hani bu kadar oynamış olmama rağmen oyunda hani çok iyi oynuyor olmasam da oyunda birkaç bir şey bildiğimi hani oyundaki çoğu insandan daha fazla şey bildiğimi düşünmeme rağmen beni bu oyunu oynamaya itecek bir şey yok. Hani oynasam çok rahat hani dereceli bir derece seviyesi, bir seviye sıralama sistemi olsa çok rahat yukarılarda yer alacağımı düşündüğüm bir oyun olsa da S4 beni oynamaya itmiyor. Çünkü aslında dediğim, yani sorun dediğim şey bir sıralama sistemi yok. Hani ya seviye S4 gibi bir oyunda seviye bir sıralama sistemi değil abi. Seviye kesinlikle bir sıralama sistemi değil. Aa, bu arada galiba bizim kedi geldi ya. Kedi gelecekti, bir bakayım ben ona. Oy, evet. Ne diyordum? Ha, S4 gibi bir oyunu level sistemiyle sıralayamazsınız abi. Ben şimdi nasıl oynuyorsam yeni bir hesap açtığım zamanda da öyle oynayacağım. Yani tabii şimdi bunda böyle AP şeyler var, güçlü silahlar var, enchantlarım falan yüksek. O apayrı bir konu. Ama hani nasıl oynuyorsam öyle oynarım abi. Farklı bir hesapta da, bir level hesapta da öyle oynarım. 80 level hesap verseniz bana onda da öyle oynarım. Ki bu kaç level? 60, 68 level bu hesap. Bunda da öyle oynuyorum. Yani bir ranked sistem lazım. Bir dereceli sistem lazım. Yani klan vardı bir ara. Klanlar düzeldi mi? Ben gittiğimde bozuktu klanlar. Klanlar düzelmiş galiba. Club olmuş şimdi. Benim burada bir tane club'ım var. Yani düzelmiş herhalde ha. Evet. Evet, club rankingi var aynen. Burada bir 190'a 0 olan bir klan var, ProLights isimli. Çok mu iyi oynuyorlar yoksa? Yok. Bunlar birbirlerini kastırmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Mitsurugi. Ya karşı taraf tamamen aynı burada. Aynı kişiler sürekli oynamışlar. O yüzden win gelmiş muhtemelen. Ya mesela bakın, bunun engellenmesi lazım, anlıyor musunuz? Hani aynı kişiler, ya klan sistemi şöyle olmalı. Ben bir klanla maç atıyorsam karşıma gelen klan benim klanımın seviyesinde. Hani 950 puan var gördüğünüz gibi, bu klanın 950 puanı var. Ya yani 950 puanı olan bir klanın 1000 puanla mesela 900 puan arasındaki başka bir klanla eşleşmesi lazım. Yani bu klanın 950 puanı var. Gördüğünüz gibi bu klan sürekli aynı kişiyle maç yapmış. Bu karşıdaki klanın puanı muhtemelen sürekli yenildikleri için sıfırdır yani. Ya da hani 10'dur, 20'dir. Hani böyle bir eşleşme olmaması lazım. Bunun kesinlikle düzeltilmesi lazım ki ben bir klan açıp oynamalıyım. Yani şurada benim klanım gözükürse, burada benim klanımın gözükmesi demek benim iyi oynuyor olduğumu gösterir. Ama şimdi bu ProLights isimli klandaki bu adam ne kadar iyi oynuyor ben bilmiyorum. 950 birinciler şu an ama hani ne yapmışlar onu bilemiyorum. Böyle bir sistem olması lazım oyunda. Eğer öyle bir sistem olursa S4 düzgün bir şey, düzgün bir oyun haline gelebilir. Yorumlamam bu kadar benim. Abi sırtım acayip ağrıdı ya. Ulan. Ay, evde sandalye yok abi. İşte sehpanın üzerinden oturdum, yayın yapıyorum. Bak, bunu başka kimse yapmaz. Yani bu kıyamı unutmayın. Sehpanın üzerinden yayın yapıp video çekiyorum. Sandalye yok evde. Aa, oyunun sesini açmayı unuttum ya. Neyse, oyunun sesi sıkıntı değil de bir daha mavi ekran vermez umarım ya. Vallahi mavi ekran verirse bayağı sıkıntı. Herhalde 12 kişilik odada sıkıntı var diyeceğim yani, mavi ekran verirse. Abi adam healer ya. Helal be. Ben ona niye vuramadım? Eğimim hala çok kötü. Biraz uğraşmak lazım. Şöyle bir ankor denemesi yapalım. I will terminate. Bana bırak. Çok güzel. Yaptık mı? Şimdi hepiniz Railgun almadınız umarım.
Ulan ya, vallahi unutmuşum oyunu ya. Ulan 4 dakika olmuş, 4 puanım ya. Yani bu kadar kötü oynanmaz, çok ciddiyim hani. Bir yandan konuşuyorum falan, o hikaye de yani. Ya ben oyuna ilk başladığımda bile bu kadar kötü oynamıyorum. Abi 30 küsür mermi sıktım. Kaç mermi var bunda? 40 mermi sıktım. Bir tanesi değdi sadece adama ya. Çıldırıyorum ya. Çıldırıyorum ya. Bak sırf sizin ya. Hani böyle PvP. Mesela S4 de PvP. S4'ün de PvE'si var. Ama yani PvE demeye şey lazım. Allah. Ulan ne biçim zıpladım. Aa ulan. Abi kaleye giremedim ya. Şimdi bunu atacağım. Bunu atacağım. Durma. Of. Ankor atma yerlerini, ne bileyim, ne şekilde atılması gerektiğini, adamları nasıl dojlayacağımı, her şeyi unutmuşum ya. Hani her şeyi yani. Bunun daha üst bir kelime yok yani buna dair. Her şeyi unutmuşum abi. Dans et. Gel gel sarılacağım gel. Aa sarılama. Resetlersin sen onu. Sen de o ışığı görüyorum. Resetleme. Abi shotgun'la kafama vuruyor ya. Timsah shotgun'la. Barış. Ha piti varmış. Ben şimdi buradan sabaha kadar koşarım. Aha ya. Abi yok böyle bir şey ya. Ulan hepiniz de ankor almışsınız, ben ankor kullanıyorum diye. Terbiyesiz herifler. Çekilin lan. Şimdi şurada benim şöyle yaptığım bir olay vardı. Aha oldu. Ya ama ya bütün hayallerimi yıktınız ya. Ya. Ulan 1,5-2 sene önce benim olduğum takım kazanırdı, şimdi benim olduğum takım kaybediyor. Yani. İkinci yarıda 30 puan olduğum için olabilir. Patates gibi oynuyorum. Yemin ediyorum şu sandalyeye, şu sehpaya bir tane patates oturturum. Benden daha iyi oynar. Vallahi bak hani hiç şey yok ya. Bak ya bak, köprünün arkasından atacaksın ankoru. Sen demiştin diyor. Ulan Barış. Kurt kocayınca itin köpeğin maskarası olurmuş, görüyor musun? Ankor öğreniyorum ya. Çıkıyorum abi, çık. top. Zıpla. Aha bind edin. Bir de bind atıyor ya. Oyunun yarısı bind, yarısı ankor almış ya. Bakayım hızlı ankora çıkabilecek. Tutun kollarımdan, düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım. Ya yok artık ya. Ya Barış da taktik yapıyorum sanıyor. Ölmedi o diyor. Yok abi ölmedi değil, atamadım ankoru. El sallamayı da şey yapmadım ya. El sallamaktan da kesinlikle taviz vermem. Abi stun kaçırdım. Var mı böyle bir şey? Allah aşkına böyle bir şey var mı ya? Lütfen biri bana ankor atmayı öğretsin.
Hiç yakışmıyor. Yakışmadı. Hakikaten benim öğrettiğim tak... Ulan Barış. Bak iyi öğretmişim ama, gördün mü? Bak iyi öğretmişim yani. Hakikaten iyi öğretmişim. Barış iyi öğrenmiş ankor atmayı. Ben de, benim taktiğimle tereciye tere satıyor, görüyor musun? Bak bak bak, trenden zıplıyor falan filan, çakal ya. Evet, bindi yasaklıyorum abi. Bundan sonra oyunda bind kullanmak yok. Yani yeter lan. Şaka tabii, şaka. Aa abi, stun kaçırdım. Stun kaçırdım, şaka gibi. 8-3. Lan yenmeyin sakın. Tutarsınız abi, hadi. Hadi, ben eksildim, daha iyisiniz. Ben eksilince adamlar öne geçiyor. Abi sword'u yasaklasalar neyle vuracağım ben? Zaten baksana. 30 tane 40 tane mermi sıkıyorum. 2 tanesi değiyor sadece. Hani sword'u yasakladılar. Neyle vuracağım ben? Hiç beni düşünmüyorsunuz. Klavyeyle savur. Aa, düşmedi mi lan o? Ulan. Cık. Ulan ya, resmen klavyeyle sapaşıyorum. Savaşıyorum. Ya Barış, ulan. Aa, Barış her yerde sen varsın ya. Vur. Evet, ankorla ilk golüm. Evet. Herkes hakkını biliyor. Ya görüyor musun? Ya kendinize gelin, kendinize. Bir adet şeref golümün olması beni mutlu etti. O top resetlenirse ben atarım. Abi kayamadım ya. Evet, Myriad'ın oyunla imtihanı. Neyse, en azından golü tuttum ya. Koş. CP'm var. Şu an CP'm bitti sanıyorlar ama. Aha! Abi bind yedim. Of. Orada fark ettiyseniz ankor atarken durdum ya. Hakikaten yok böyle bir şey ya. Ben ankor atarken duracağım. Ben. Lan söyleseler inanmazdım ha. Helal be ya. Yemin ediyorum bu adam taşıyor ya. I will terminate. Adamsın sen, adamsın. Terminator gibi adamsın ya. Helal olsun sana. Alper mi o? Ulan Alper adamsın ya. Yemin ediyorum. Adanalı oğlum o. Adanalı olduğu için zaten. Hep bu damarlarında Adanalı kanı akıyor onun. Kendinize gelin. Kanka tabi oğlum, siz bizi Kara Mürsel sepeti mi sandınız? Biz eski kulağı kesiklerdiniz. Ulan 9-8 yenildik ya. Yemin ediyorum var ya. Ulan ne biçim soteye çekip dövdüler ya. Hadi Barış, göster hünerini ya. 6-1 yeniliyoruz. Evet Barış, gösteriyorsun hünerini. Hadi Barış. Ulan Barış, kurtaramadım, kusura bakma Barış. Elimden geleni yaptım ama helal be. İşte bu benim takım ya, işte be. Ben temsili ya. Ben temsili ya. Abi o golü nasıl yedik ya? Hepimiz buradayız abi. Koş. Aha, ulan nereden düş? Abi. Yok böyle bir şey ya. Abi benim plazma sword'um niye tek atmıyor ya? Ya aha. Abi adam takımı ya. Ya o ne ya? Bu ne biçim harita ya? Yalnız aklıma o geldi. Yıllar önce, seneler önce Barış helal.
seneler önce falan, bir iki sene önce falan filan Station 3 yoktu o zamanlar. Herkes Station 2 oynuyordu. Hala herkes Station 2 oynuyor ama hani o zamanlar Station 3 yoktu. Ben de YouTube kanalının adını Station 3 yapmıştım. Hani Station 3 yoktu yani. Hani Station 3 benim falan filan. O geldi aklıma. Sonra Station 3 getirdiler. Öyle. Gördüğünüz gibi ben yeni bir hesap açarım. Ya abi o cam tatlısını kim koyuyor oraya ya? Abi adamların hepsi burada. Bizim takımdan daha çok kişi var. Neyse Gana geçelim. Gana. Gan. Daha benim takımım oyun kazanmadı abi ya. Hadi ready. Adam ekmek alacakmış abi. Ready. Hadi ready. Hadi abi. Adam ekmek almaya gidecek arkadaşlar. Ekmek almaya gitmese beklerdik de yani. Adamın acelesi varmış. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben nereyi kuruyordum? Burayı kuruyordum. Sonra kalkan aç. Tara. Tara. Abi kalkanım açık. Niye bana handgun'la falan vuruyorsunuz? Abi adam revolver'la köpek çekti. İkinci yarı atak olacağım. Bakalım şimdi ilk yarı böyle bir defans yapalım. Aslında bu defans değil arkadaşlar. Bu şey, bu benim girdiğim şeyle aslında atak yapılıyor. Onu söyleyeyim bir kere. Normalde bunu ileriye koyup arkalıyorsunuz adamları. Böyle bir taktiğimiz vardı bizim. Şey oynadığımız zamanlarda, ne denir ona? Klan maçı falan yaptığımız arkadaşlarla oynadığımız zamanlarda biz bunu atak olarak kullanıyorduk. Ama tabii şimdi ben o kadar iyi olmadığım için maalesef atak olarak kullanamayacağım. Ama tabii gene sentry gun'ı geriye koyup şey yapabiliyorsunuz. Hani bu şekilde defans olarak sentry gun'ı koyup HMG ve breaker'la atağa çıkıyordunuz normalde bu şeyde. Ama işte dediğim gibi şu an o kadar iyi olmadığım için ben direkt defansa durup gol yemeyi engelleyeceğim. Çünkü bizim takım yüksek derece adamlık içeriyor. Ve gol yedik. Bu da böyle bir anımdır ya. Şuradan şöyle bir... Ulan oraya bile zıplayamıyorum ya. Ama tabii Breaker'ın da şöyle bir olayı var. Biliyorsunuz Breaker kırıyor. Breaker breaks. Yani iki kur İngilizceyi de aldınız. Hadi gene iyisiniz. Breaker can yakar. Ne? Breaker breaks işte abi. Ben kendim İngilizce bölümü okuyorum. Var mı başka bir telaffuzu bunun? Niye dalga geçiyorsun benimle? Shinigami Halis. Breaker breaks. Breaker breaks. Breaks mi diyeyim illa? Ağzımı gere gere mi konuşayım? Breaker breaks. Honeybee beast. Bu ne? HMG HMGs. İngilizcenin en basit kuralı bu arkadaşlar. Berke berkes. Myriad myriads. Shield shields. Ya da child childs. Lan ya. Gel. Hoppa, Breaker kırdı. Abi bu adam ölmüyor. Alper sensin değil mi? Ulan Alper. Ölmüyorsun Alper. Hack mi açtın? Baba 29 puan. Bak. Şuraya koyalım. Burada bekleyeceğiz. Yo beklemeyelim. Niye bekliyoruz ki? Adam. Yüksek derece hem de. Helal be. Bu oyun bizde. Boşuna uğraşmayın. Hepiniz çıkın. Hani beam'i kırdı. Breaker breaks. Stormbat bats. Helal be. Helal. Top tankta. Ulan alamamışım top. Abi. Bu ne ya? Evet, ben yapmadım. Hani bir yaptı onu. Of, kafama vurdu ya. Ya bunu ben yaptım değil mi kendim?
ya. Abi az önce çıktım oradan. Ulan hani Biden'de bir tane harcadık. Ya. Bütün mermiyi şurada harcadım. Şimdi aslında bu old school'da HMG kullanılmasının sebebi de buraları çok rahat kırıyorsunuz. Yani tabi burayı kırmıyorsunuz da mesela şurayı kırdığınız zaman adam topu aldığı zaman buradan koşup kenardan zıplayıp çok rahat gol atabiliyor. Hani old school'da HMG'nin olayı da odur hani bana soracak olacaksanız. Ki ben striker oynuyordum. Takım arkadaşım HMG alıyordu. O kenarı kırıyordu. Oradan koşup zıplayıp atlayıp gol atıyordum direkt. Elimde işte Dagger'la, Toygan'la bir şeyle koşuyordum. Bir şekilde hallediyorduk onu. Atıyorduk yani o golü. Ama artık tabi atamıyorum. Sen kavga mı istiyorsun? Ha? Kavga mı istiyorsun ha? 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 Musuz Apya kavga mı istiyorsun? Siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Adam takımı abi burası. Kendinize gelin. Herkes kendine... Ulan ocağı köz koy... Allah evi yakacağım lan. Ulan 2 dakika af kaldım görüyor musun? Hemen gol yediniz ya. Bir de şimdi bu tarz oyunlarda hani bir Alman'ın şöyle bir olayı var abi. Herkes striker oynadığı için ya karşıdaki herkes saldırıyor yani. Bizim takımda da öyle gerçi de. Herkes striker aldığı için Hanibi'ye kimse fokuslanmıyor. Yani kimse Hanibi'yi umursamıyor. Hanibi de tak 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 vuruyor. Benden daha çok ya. Şu 65 puanın size yemin ediyorum 40 puanı 45 puanı falan Hanibi'nindir. Vurmayın lan Hanibi'mi. Bak kırdı ya. Kim o? Koy sentriyi. Ne? Sende sword var bende yok mu? Şimdi bizim takım atağa geçecek ya benim otomatik olarak şunu alıp koşup şuraya bir yere koymam lazım. Koyamadığım için atak bitti. Ama tabii Potrian golü atmayı başardı. Atak çarısı vardır bırakmışım. Ne oldu? Beni vurursun ama Sentrigan burada. Sentrigan'a sarılalım hemen. Canım Sentrigan'ım. Sarıl baba Sentrigan'a. Gol yedi. Neyse Sentrigan'a sarıldık. Gol mü yiyoruz? Ha yok lan bizim takıma. Ulan hiçbir şeyden haberim yok. Yani kafamda bir şeyler düşünüyorum ama. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bak şimdi. Sword'u var. Lan adam iyi oynuyor ya. Lan öldüm item almaya çalışıyorum. Ha P'ye bastım ya. Ulan lol. Eskittin bizi be. Maç bizde. Hadi beyler inanıyorum ya. Hadi. Beyler bayanlar hepinize inanıyorum. Hadi abi. Hadi abi bu oyun bizde. Gerçi ben bir şey yapmıyorum diye. Gol yiyoruz galiba ama. Ve bu adam beni bitirdi ya. Yemeğin gol. Maç biz atar yaptım. Abi adam ne? Of. Atak olamadım oğlum. Yoksa var ya aklınızı alırdım. Bizden bir bu kadar da yerin altında var yani. Bende de var ondan. Musizap ya. Abi ama sen de CS'de Swordmuşsun lan sen. Ya bak ya oğlum sen bana mı bilendin lan? Ha ne oldu? Yersin öyle kafana Rivo'yu. Beni sinirlendirdiler. Valla beni şu anda sinirlendim. Beni sinirlendirmeyecektiniz abi. Ben şimdi bittiniz. Şimdi bittiniz. Şimdi var ya işte şimdi bittiğiniz anın resmidir bu. Koş. Oyun bizde. Şimdi bittiniz. Bu da bana bilendi ya. Musizap ya. Senin nickini bile söylemem. Musizap ya. Of ya.
Siz bizi ne sandınız lan? He? Ulan. Ulan o nasıl bir karambol ya? Çıkamadım bile. Hadi abi, hadi. Hadi abi, hadi abicim. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Oyun bizde. 8 dakika var. 4 gol atmamız lazım. Bir tane yiyebiliriz. Koş, 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 koş. Halis'sin değil mi? Koş Halis. Adamsın. Ya var ya. Oynuyor. Oyun bizde. Ya Musi'cim. Koş, koş, koş. Ulan Halis. Yemin ediyorum taşıyor ya. Halis. Oynuyor ya. Ya helal be. Oyun bizde. İşte bu ya. İşte bu. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Koş. Ulan önüme geçtin. Ben gidip ölüyordum, siz alıp atıyordunuz ya. O taktik güzeldi. Koş koş, beleş bekleyeceğim. Koş 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 koş. Koş. Ya abi top adam, top adamda, adam ölmüyor, beni öldürüyorlar. Abi dağıttık orayı ya. Ne oldu orada öyle? Helal be. Koş 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 koş. Koş koş koş. İnanıyorum. Lan buradan nasıl çıkıyorduk lan? Lan. Lan oğlum. Lan. Heh. Barış koruyacağım seni. Barış koş. Barış koş. Şapkana kurban lan. O nasıl şapka? Barış koş. Barış koruyorum seni Barış. Barış. Barış koruyorum. Barış tamamen koruyorum. Koş. Acayip koruyorum Barış. Beyler, herkes, herkes haddini bilecek, tamam mı? Bizden bir bu kadar da yerin altında var. O kadar söylüyorum. Bizden bir, bir bu kadar da yerin altında var. Kolay. Kolay. Herkes haddini bilecek. Ya ya. Ulan yoruldum he. Vallahi yoruldum. Neyse. Bu yayınlık bu kadar olsun arkadaşlar. Video da burada bitiyor. YouTube'dan izleyenler için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Facebook sayfasını da beğenin. Oradan paylaşıyorum çünkü. Beğenmenize de gerek yok yani. Hani şu an beğeni falan dilenmiyorum da hani yayınları falan izlemek istiyorsanız bir yerlerden takip edin. Facebook sayfasından falan paylaşıyorum. Facebook paypasından paylaşıyorum. Görüşürüz.